Yo, Ben Simmons. What's up, man? How you doing? Yo, Big Ben. Yeah. Fresh Prince. Yes, sir. Thunder from Down Under, that's man. That's me, that's me. Yo, it's good to see you, bro. Yeah, you too, man. You too. Yo, you don't even know who I am, dude. Nah, I'm a little lost by that. AI, man. I played you. I'm in the NBA. Oh, yeah, what's up? Yo. Good? Yeah, man. Yo, what's up, man? That's good. It's good. Good to see you. It's good to see another international player in the house. For sure. Where'd you play? Yo, I played in China for a little bit. What'd you learn out there? I learned a few things. Xie xie, means thank you. And su de da, that means long guy. Okay. Yeah. All right, man. It's good to see you, man. You gotta go home, feed these pets. Oh, what kind of pets you got? Big ones. Oh, okay. TD Garden'dan, kendi evimizden hepinize merhaba değerli basketbol severler. Bugün sizlerle birlikte olası bir Doğu Konferansı finali eşleşmesini izleyeceğiz ve karşımızda Joel Embiid, Ben Simmons gibi isimler var ve maç başlıyor ama maçı anlatmaya başlamadan önce bir kere daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kap su ve bir kap yemek koymayı unutmayın. Hava atışını Joel Embiid aldı ve oyuna girdiğimde 22-11 öndeyiz. Abi bu maçta da böyleyse takım gerçekten iyi gidiyor demektir. Dario Saric beni savunuyor şu anda. Jason Tatum. Güzel bir set bizleri bekliyor. Gordon Hayward alıyor. Kaldırdı maçı. Güzel başladı. 24-11. Saric. Atışı isabetli değil. Al Horford rebound'u aldı. İyi savunuyor Al Horford. Jason Tatum. Hızlı hücumda el üstü atışı isabetli. 26-15. Tabi bu Kawhi Leonard'ın durumuna göre değişir ama ben önümüzdeki sezon NBA'deki Doğu Konferansı finalinin bu takımlar arasında geçeceğini düşünüyorum. Eğer öyle bir şey olursa izlemesi çok zevkli olur gerçekten. JJ Redick beni savunuyor. Post-up oynayabilirim aslında bütün maç. Jason Tatum tekrar geri verdi bana. Sırtımı döndüm. JJ Redick arkamda kaldı. Atışım isabetli değil ama iki atış kullanacağım. İlk çeyreğin son hücumu gelecek JJ Redick'ten. Marcus Smart. Marcus Smart topu çaldı ve hızlı hücum şansı. Gör beni Marcus Smart. Gördü hızlı hücumda. Oh, 30-17. Bir sırtımı dönüp oynamak istiyorum da yanlış yerde miyim? Evet, burası Marcus Smart'ın yeri. Şöyle geleyim ben. Aaron Baines beni gördü. Yüklenemedim. Oh. Wilson Chandler çok sağlam bir şekilde durup ittirdi beni. Ama bir tarafa çok ağırlık veriyordu aslında. Bir daha alabilirsem topu şöyle bir alayım. Dönmeyi deneyeceğim direkt. Wilson Chandler'a yüklenip arkamı döndüm ve sol elle sayıyı buldum. Bir tarafa çok ağırlık veriyordu Wilson Chandler. %68'e çıkmış true shot yüzden. Philadelphia yavaş yavaş geri gelme sinyallerini verdi. Dikkatli olmak lazım. Bench kadromuzda sahadayız uzun süredir. Bir Kyrie Irving'in Tatum'un oyuna girmesiyle birlikte tempoyu elimize alırız diyecektim ama böyle bir pas yok daha iyisi. Neyse ki topu çaldım. JJ Redick o da bana geldi. Marcus Smart köşede bomboş üçlüğü gönderdi. Ve atışı isabetli fark. Tekrar 11 sayı. McConnell. Abi bak gerçekten duyduğum en havalı soy isim bu olabilir ya. McConnell. Joel Embiid. Smith. 24 saniye biterken çok iyi savunma geldi. Ağzına girdim adamın. B-X'ye çıktım şu savunmayla birlikte. Jaylen Brown. İçeriye girdi faul. Hep böyle oluyor ya. Ben pas veriyorum ya faul oluyor ya da o pas veriyor asist oluyor. Benim istatistiğime yaramıyor ama iyi oyun yani. You are having a terrific season so far. As we talk about All-Stars, your name is right in the mix. Now is that something you're thinking about? Yeah. It's definitely on my mind. All-Star weekend to be there would be a dream come true. Something I thought about since I was a kid. I mean, but it's not a priority. You know, priority is winning games. Giving our fans the effort that they deserve. That's the main thing. Zaire Smith 6'da 2 ile oynuyor. Bir de onun overall'ı düşük. Ben biraz kişisel oynayabilirim. Hadi. Ah be girmedi. Daha mı iyi oldu? Gordon Hayward'ın üçlüğü isabetli. Top ne biçim durdu orada? Şu an oyun kurucuların devreye girip maçı koparması gerek. Irving. Sesimi duydu herhalde Irving de biraz abarttı gibi Kyrie Irving. Oo, şuta bak. Oyunda Kyrie'yi biraz düzeltebilirler ya. Direkt gelip pas veriyor. Yani Kyrie her zaman bunu yapacak bir adam değil. Zaire Smith bir Boston pazarına kadar gitti. Basket faal olmadı. İki atış kullanacağım. Şu bronze ankle breaker'ımla bir gün birini düşüreceğim bu seride.
Joel Embiid bu arada sezonun en yüksek blok ortalamasına sahip olan 3. oyuncu. İlk atışım excellent release. Fark 10 sayı ve ikinci atışımda isabetli. Bu kenar setlerini bir uygulayabilirsek bir alley-oop falan istiyorum ben ama olmuyor işte. Hep bir yarıda kesiliyor. Wilson Chandler karşımda. Marcus Smart. Tekrar beni gördü Marcus Smart. Wilson Chandler'dan da çok iyi savunma geldi gerçekten. Rozier 24 saniye bitkenken. Müthiş pas. Ben istemedim bu pası. Marcus Smart çok zorladı. Atışı isabetli değil. Wilson Chandler diyorum. Amir Johnson rebound almıştı ama ben geri aldım. Gelmedi bana kimse. Üçlük de bomboş atışım isabetli. Çok iyi gidiyoruz. Maçın bitimine 3 dakika 49 saniye kala oyundayım. JJ Redick ile eşleşeceğim. Hatalı pas geldi JJ Redick'ten. Hızlı hücum şansı McConnell. McConnell en doğru tercihi yaptı oradan çekilerek. 89-75, 17 sayı, 2 asistteyim. Garip bir şekilde beni oyuna aldığı gibi Irving'leri de oyuna alıyor yani direkt. Bu hala söylüyorum kesinlikle ilk 5 sinyalleri bizim için. Ben Simmons. Joel Embiid'i gördü ve sayıyı buldular. Onlar da ilerleyen yıllarda inanılmaz bir ikili olacaklar. Ben şimdiden onu söyleyebilirim. Joel Embiid zaten ligin en iyi pivotlarından bir tanesi. Ben Simmons ligin en iyi oyuncularından bir tanesi. Sadece şut eklemesi gerek. Onun dışında yıllar geçtikçe zaten tecrübe eklendikçe iyi bir yere gelecektir. Sert bir faul geldi. Markel Fultz da var bir de, doğru. Philadelphia maçın kopmasını istemeyen taraf şu an. Deplasmanda galibiyet almak için ellerinden geleni yapıyorlar ama fark 7 sayı. Irving en doğru olanı yapıyor şu an. Süreye oynuyoruz. Al Horford. Oy, Irving'i unuttular. Kyrie Irving farkı ona çıkardı. Bu takımı bu yüzden seviyorum ya. Bazen bir set oynuyoruz. Ben bile olayın içinde olmama rağmen şaşırıyorum. Verilen paslara, atılan alley-ooplara, yapılan sayılara şaşırıyorum yani. Joel Embiid. Zor bir atış. İsabetli değil. İlk reboundumu aldım. Ben bu oyunda rebound alınca bile 6-4 olunca boyum seviniyorum ya, bilmiyorum. Yani siz point guard oynuyor musunuz ama ben seviniyorum gerçekten. Of, Joel Embiid heykel gibi kaldı orada. 20. sayımı attım. 1665 taraftar geldi. Şu sayıdan sonra ki hak ediyordu yani. 20 sayı, 2 asist. Joel Embiid. O ne biçim şut ya? Ya Joel Embiid söz konusu olunca hiçbir şey sorgulamamak lazım. Özellikle attığı tweetleri ama bu şut biraz garipti gerçekten. Kyrie Irving. Perdemi kullanabilir. Ve kullandı Irving. Çok güzel pas ama double'a geldi Joel Embiid. Adolf Furt bomboş ve sayıyı buldu. Mola geldi Philadelphia 76ers'tan. Maçın bitimine son 1 dakika kaldı. 1 dakikanın içindeyiz daha doğrusu. 97-85. Taraftarımız ayaklandı ve galibiyet için seviniyorlar şu anda. Al Horford. Bakalım neler çıkaracağız bu setten. Tekrar geri istiyor topu Al Horford. 24 saniye bitmek üzere. Biraz geç attım galiba ben pası, değil mi? Aynen, benim yüzümden oynayamadık bu hücumu ama olsun. Ben Simmons reboundu aldı ve yok, üçlük denemiyorlar hala. Ben Simmons'ta bir şut olsa geriye ne kalır bilmiyorum ama her şeye sahip bir oyuncu şu an. Tam sağ baskı yapıyorlar. Son 30 saniye kala neden böyle bir şey yapıyor bilmiyorum Philadelphia. Irving içeriye girdi. Kyrie Irving. Uncle Drew. Bu arada Uncle Drew filmini de izledim. Az önce Uncle Drew deyince aklıma geldi. Güzel film, komik film, eğlenceli bir film ama tabii ki de bir Coach Carter ya da ne bileyim Hurricane Season, kasırga sezonu gibi bir film beklemeyin. Tamamen eğlenceli bir film olmuş. Yani Ben Simmons burada bari üçlük at ya. Ya oyunda bari burada dene abi. Tamam güzel pas ama bu durumda en azından denersin ya. Irving topu tutalım. 20 sayı, 4 asist, 1 rebound, %58 sağ içi isabetiyle bu maçı tamamlıyoruz ve kendi evimizde Philadelphia'yı 99-89 yeniyoruz. Doğu Konferansı'ndaki en güçlü rakibimizdi bu takım. Rozetleri görmek istemişsiniz, buyurun efendim. Göstereyim. Yani burada Hall of Fame diye bağırıyorum ama yine bağırayım. Yine görmeyenler vardır, göstereyim. Ya çok rozetim var, çok fazla rozet var. Bunların hepsini tamamlamak zaman alacak. Posterizer'ın altın olmasına daha 36 bin var. Ama olduğu zaman çok korkunç şeyler olacak. Büyük ihtimalle hani playofflara kadar tamamlamış oluruz diye düşünüyorum bunları. Baksanıza ya, böyle bir maçta bile bu karakterde ne biçim exp geliyor Hall of Fame'de oynadığımızda. Kaç gelecek? İyi, %60 oldu, hiç fena değil. 1000 VC de geliyor.
17.000'de hayran geldi. Aa, takım kimyamız düştü, o niye ya? Çaylak sıralamasında ikinci sıradayım. Bu nasıl oluyor abi? Trey Young benim karşımda çöp gibi oynadı. Ben nasıl ikinci sıradayım bilmiyorum ama yani yılın çaylağı olmazsam olay çıkarırım. Onu söyleyeyim şimdiden NBA. Neyse, sıradaki maç Rockets'a karşı. Kendinize çok 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 iyi bakın. Takipte kalın. Hoşça kalın.